Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir Olası Savaş serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Azerbaycan ve Ermenistan savaşsa kim kazanır serisi yapacağız arkadaşlar. Umarım serimizi beğenirsiniz. Diğer isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan İran'ı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 770 binlik bir nüfusumuz varken 61 bin ekonomikte direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Şimdi 8300'lük askerimi sileceğim ve daha sonrasında buradan vergilerimizi ve malları şöyle standart konumlara çekelim arkadaşlar. Bu arada yapmamı istediğiniz Olası Savaş serileri varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız dostlarım. Şimdi 2020'de modern dünyada teknoloji puanlarımız neye vermemiz gerekiyor? Öncelik olarak arkadaşlar nüfus artışına 10 tane vereceğiz. Ve ekonomisine de 10 tane vermemiz gerekiyor. Vergi gelirine ve üretime arkadaşlar 11 tane verdim bu arada. Vergi gelirine ve üretime arkadaşlar 5'er tane verseniz yetecektir. Yönetime de 5'er tane verelim. Ve ordu bakımına arkadaşlar elimizden geldiğinde çok fazla vermemiz gerekiyor. Evet, 15 tane oldu ve buradan da şunu 11 tane verirsem görüyorsunuz ki herkes eşit olmuş durumda. Şimdi biliyorsunuz ki Age of History'de Worker özelliği çok fazla çalıştığı için gerçekçi savaş pek oynanmıyor arkadaşlar. Ben şimdi direkt olarak gidip Ermenistan'a savaşımızı açabilir, direkt savaşımızı bitirebilirim. Ama bu sefer işin içine Türkiye, İran, Rusya'yı da katarak oyunda en fazla ilişkileri geliştirip daha sonra Ermenistan'ı hızlı bir şekilde toplayıp çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah başarılı oluruz diyerek isterseniz yavaşla oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan hemen diplomasimize bakacak olursak görüyorsunuz ki Ermenistan'da bir saldırmazlık paktımı zaten burada olası bir olarak görmüş olabilirsiniz. Ve herhangi bir form yapacağımız bir şey zaten yok arkadaşlar. Ermenistan'da bakacak olursak görüyorsunuz ki Rusya ile araları çok iyi durumda ve savunma paktları var arkadaşlar Rusya ile arasında. O yüzden bizim bir an önce kendimizi geliştirip Ermenistan'a topraklarımıza katmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Rusya ile saldırmazlık paktının bitmesini bekleyeceğim. Bu arada Dağlık Karabağ Cumhuriyeti onların vasalı fark ettiyseniz ki eğer. Nahçıvan'da bizde arkadaşlar. Yorumlara çok fazla sır yazıyordunuz. Ben de gidip senaryoyu düzenledim. Senaryonun yapımcısı bu arada ben değilim arkadaşlar. Bilginiz olsun ama ben Nahçıvan'ı ekledim. Merak etmeyin. Şimdi görüyorsunuz ki Türkiye Ermenistan'ın sınırına asker dizmiş durumda arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde Türkiye ilişkilerimizi geliştirelim abi. Ne olur ne olmaz inşallah gidip savaş açmaz. Bak savaş açarsa kötü olabilir bu arada. Şöyle hemen askerlerimizi basmadan önce ben biraz para basacağım arkadaşlar. Paradan sonra biraz araştırma ve yatırım yapalım. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamını isteseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş 17 bin aboneye doğru, 17 binden sonrasında 20 bine doğru gideceğiz. Ve bu arada ben yavaş yavaş yumuşak G kullanımını arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yumuşak G'yi pek fazla kullanmadığım için videolarda fark ettiyseniz beğenin falan diyorum sürekli. Onları da ustalaşacağımı düşünüyorum açıkçası. Şimdi paramızı eksiye kadar indirdik. Şöyle bakalım hemen ülkemizde ne kadar gelişme olmuş durumda. 60 binlik ekonomiden 64 bine kadar çıkarken aynı şekilde ise 0.52'de hala sabit bir şekilde durduğumuzu fark edebilirsiniz dostlarım. Yalnız günlük gelirimiz 2058 fark ettiyseniz ki. Şimdi arkadaşlar sınırımda bir tek Gürcistan kimsenin garantisi altında değil ve diyecektim ki... Lan... Arkadaşlar Türkiye 50 tane koalisyon yedi herhalde. Romanya, İsviçre ve Portekiz gibi birçok devlet Türkiye'ye karşı savaş açtı. Yani neden böyle oldu hiçbir fikrim yok ama neyse biz Gürcistan'a bir savaşımızı açalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gelişeceğim. Ya yani Gürcistan'dan toprak alabilirsem ki eğer bence biraz da olsa gelişebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sağ üstten turumuzu hızlandıracağım. Biraz gelişelim. Şöyle 70 bin, 80 bin dukat bana yetecekti, artacaktır bile. Evet şimdi gidelim direkt olarak Gürcistan'a savaşımızı açalım. Gürcistan'dan gelen ekonomi sayesinde büyük ihtimal Ermenistan'ı yıkmak için gerekli maruzata erişmiş olacağız arkadaşlar. Bu arada hala şey bitmiş. Kendilerine geliştirmeleri bitmiş arkadaşlar. Yani Rusya bağımsızlığını çekmiş ellerinden. Güzel oldu bizim için. Şimdi Acer Özerk Cumhuriyeti ve Güney Ossetya savaşı geleceği söyleniyor. Gelsin abi onlardan bir şey olmaz. Hemen askerlerimle Güney Azerbaycan, pardon Gürcistan'ı hemen toparlayacağım. Güney Azerbaycan'la alakalı. Keşke olsaydı abi, onu formlardık bu arada, güzel olurdu. Şimdi askerlerimle hemen abi... Arkadaşlar ufak bir hatadan dolayı özür dilerim. Görüyorsunuz ki bayağı her yerden yayılıyor. Size bu arada sesim size hafif kısık geliyorsa arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın, hafif bir hastalığım var. Tabi aşı vurunduktan sonra bu hastalık geldi ama düzelecektir, merak etmeyin, birkaç güne düzelir sesim arkadaşlar. Evet Güney Ossetya falan, ulan milletin vasallarını görüyor musunuz? Ben şimdi arkadaşlar ufak bir beyaz barış yapacağım. Diğer toprakları istemiyorum. Tamam güzel. Elimizde bir tane daha toprak almış bulunmaktayız. Hemen şu askerleri sileceğim. Arkadaşlar bir nebze de olsa gelişmeyi başardık görüyorsunuz ki. Yalnız Güney Ossetya Gürcistan'a yani bağımsızlık bildirip savaş açtı büyük ihtimal. Lakin yenildi. Şimdi benim topraklarım gelişiyor arkadaşlar. Ben İran'la biraz ilişki geliştirebilir miyim? Aksi takdirde bana savaş açarsa kötü olabilir. Aynı şekilde Rusya'yla da ilişki geliştireceğim. Rusya'yla ilişkilerimizi yüksek safhaya getirip ittifak kurduğumuzu düşünsenize. Ay ne kadar güzel olur. Telavi. Hemen bir telavi edelim arkadaşlar. Hatırlayan vardır, oldlar bilir. İlişki geliştireceğim. Biraz ülkemizin ilişkilerini yüksek tutalım arkadaşlar. Rusya ile ittifak kurarsam çok güzel olabilir ya. İlişki geliştirmeye devam edelim. Türkiye ile ilişki geliştireceğim bu arada. 82 abi.
Evet arkadaşlar, ülkemiz gelişmeye devam ediyor. 4. Türkiye ile aslında bir ittifak kursak mı ya? Ya da dur kurmayalım. Öncelik olarak ben Rusya'ya armağan göndereceğim. Armağan göndereyim arkadaşlar. Rusya beni sevsin az. İlişki geliştirmeye devam edeceğim. Şimdi Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, daha sonrasında hemen barışımızı yapıp bitireceğim arkadaşlar. Ve sonrasında ise Ermenistan'a savaş açmak için asker basmaya başlayacağım. Hemen Dağlık bir Karabağ aradan bir çıkartalım. Gel bakalım abi. Gel şuradan asker bas. Tamam. Biliyorsunuz ki ben sadece Nahçıvan ile Ermenistan'ı yendiğim bir seri vardı, bölüm vardı. Onu izlemediyseniz eğer izlemenizi %100 tavsiye ederim dostlarım. Şimdi hemen Dağlık Karabağ aldığım için hemen barışımızı yapacağım. Ermenistan'da bu sayede bana savaş açmamış olacak arkadaşlar diyecektim ki. Ufak bir barış yapalım abi. Arkasında Rusya var. Girmek istemiyorum açıkçası. Evet Ermenistan'da barış yaptık. Güzel. Şimdi hemen ülkemizi biraz geliştirelim. Çünkü günlük bakır paramız falan her şeyimiz azalmış durumda arkadaşlar. Ve arkasında bunun İran ve Rusya var biliyorsunuz ki. Amerika'da olabilir bu arada. Amerika'ya event giderse garanti eder. Abi sana armağan göndersem. Bu arada sen Ermenistan'da dost musun? Japonya ve Almanya ile dost ve diğer devletlerle arası kötü arkadaşlar. Peki bu? Abi sen hala Ermenistan'ı sevmezsin ya. Ermenistan sen kimlerle dostsun? Bakabilir miyim ben? Evet, Kanmudo eyaleti ile adlı bir devlette dost arkadaşlar. O da tabii ki de Myanmar taraflarındaymış. Yani garip. Garip arkadaşlar. Rusya demek ki ilişkilerini askıya aldı ya. Bakayım bir daha da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Dost olduğum medeniyetler Türkiye ve Meksika. Sen Meksika'yı nereden buldun? Evet para basalım. Biraz para basmak istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar ülke ilişkilerimiz had safhaya kadar çıkıyor. Artı 31 ilişkimiz var. Ne diyorum lan ben? Ama öyle yazıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Armağan göndereceğim İran'a da. Gel İran. Bu arada siz bu videoyu izlerken ben Twitch'te canlı yayında olabilirim arkadaşlar. Korku serisine başladık bugün. Eğer katılmak isterseniz açıklama kısmından lütfen gelmeyi unutmayınız dostlarım. Şimdi ben savaşa giriyorum. Ermenistan'ı yoksa topraklarına katabilirler. Ben ilişkilerimizi yüksek tutayım da Ermenistan'da yine. Tamam arkadaşlar. Askerleri basalım. Ermenistan zaten kolay bir devlet. Bu arada şöyle küçük bir devletler kurup o devletlerle büyük devletleri yıkma serisi yapabiliriz ya. Evet hazinemiz boş arkadaşlar. İşte ben bundan korkuyordum. Neyse. Nahçıvan'ı şimdilik onların ellerine bırakacağım ve daha sonrasında ise direkt topraklarıma katacağım. Dediğim de oldu zaten. Nahçıvan'ı ellerine bıraktık. Evet. Gel abi. Evet bu arada sizlere dünyayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin şu an bağımsızlığı tehlikede. Aynı şekilde Almanya Birleşik Krallığı'nın ana karasına çıkmış. Buradan Aragon çıkmış. Rusya büyümüş. Vasallarını ilhak ediyor. Aynı şekilde başka da güzel bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir haber yok. Amerika taraflarına bakalım bu arada. Amerika hiçbir şey değişmemiş. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar size söz verdiğim üzere Ermenistan'ı topraklarımıza kattık. Hemen askerleri şöyle sileceğim ve bu oyunu bu bölümü nasıl bitireceğim biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Şöyle biraz para basacağım. Gel abi. Gel bakalım. Her yerden şöyle asker basmadan önce bir... Tamam. Bu kadar bize yeter. Biraz da mallara yüklenelim. Şimdi arkadaşlar şöyle turlarımızı hızlandıracağım. Biraz bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız dostlarım. Ve aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi de kesinlikle unutmayınız. Her 500 beğeni de bir her farklı seriler yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz ki. Aşağıdan videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar yani şöyle bir paramızı artıya çekelim ve daha sonrasında genel değerlendirme yapacağım. Gel kardeşim yatırımları da şöyle kız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki Azerbaycan'ı Ermenistan'ı yıkmak bu kadar kolaydı. Neyse bir sonraki bölümlerimize bir sonraki olası savaş serilerimize görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın değilseniz de abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüşürüz. Bay bay.